Gençler hepinize merhabalar. Ben kimya öğretmeniniz İlknur. Bugünkü ilk konumuz kimya, simyadan kimyaya, kimya bilimi. Burada ise bu konuları göreceğiz. İlk konumuz simya nedir? Biliyorsunuz ki insanlar eski çağdan beri hep amacımız zengin olmak ve genç kalabilmekti. Bizler de bu uğurda eski simyacılar sürekli ölümsüzlük iksirini ve bu uğurda da bir felsefe taşı dedikleri bir olayı arıyorlar. Peki olay nedir? İlk amaçları değersiz metalleri değerli bir hale getirebilmek ve bunun bir taştan olduğunu ibaret ediyorlar. Taş şudur, değerli bir elemente çevirmek. Günümüzde değerli bir elementimiz nedir? Altındır. Bunlar da altına çevirmeye çalışıyorlar. Taşı alıyorlar, normal bir masaya, normal bir tahtaya sürdüklerinde bile altın olabileceklerine inanıyorlar. Bir de bazı içeceklerden, bazı maddelerden ölümsüzlük iksirini arıyorlar. Simya demek ki neymiş? Hayatta kalabilmek, zengin olabilmek ve ölümsüz olabilmek için yapılan çalışmalara simya denir. Peki biz simyayı neden bir bilim haline getiremedik? Aslında olabilseydi eğer, tabii ki bugün kimya dersi değil, simya dersi işliyor olurdunuz. Neden olmadı? Böyle bir şey çünkü mümkün değildir. Her metalin kendine özgü bir özelliği vardır ve siz o özellikleri kaybettiremiyorsunuz. Yani onu altın hale çevirip altın yapamıyorsunuz. Geçici olarak yapabilirsiniz ancak bunu. Peki simyanın bilim olmama sebebi deneme yanılma yoluna dayandığı içindir. Deneme yanılma yoluna dayandığı ve deneme yanılma yolu sayesinde bazı şeyleri buldular. Ölümsüzlük iksirini ararken sülfürik asidi buldular. Şöyle de göstereyim size. Ölümsüzlük iksirini ararken hidroklorik asidi buldular. İksiri ararken asitik asit, gümüş, bakır, nitrik asit gibi bazı temel elementleri ve içecekleri yani sıvıları buldular. Bunun gibi bir de felsefe taşını ararken de farklı farklı elementler. Neydi bunlar? Alaşımlar, kağıt, alkol, kireç, kil, metaller, cam, barut gibi birçok şeyi buldular. Sorularda sık sık gelir. Simya ile ilgili araştırma yapmaya yönelten uğraşlar nelerdir diye bir soru var burada. Hangileri sayılabilir diyor. Dedik ki değersiz metalleri, madenleri ya da altına çevirme. Evet, amaçları zaten buydu ve çeviremediler. Ölümsüzlük iksirini keşfetme. Ne yazık ölümsüzlük iksirini de bulamadılar. Hastalıkları tedavi etme. Evet, bu üç seçenek de doğru seçeneklerdir. Simyanın bir de uğraştığı bazı bilimler vardı. Peki bu bilimler nelerdir? Felsefe, tıp, astroloji, fizik, biyoloji, din, ekonomi gibi birçok alanda da çalışmalar yaptılar. Bugün kimya öğretmenimiz var, kimya mühendisimiz var, kimya ile ilgili kimyacılarımız var, laboratuvarlarda çalışan kimya teknikleri var, aşılarda bir nevi birçok nasıl söylesek böyle hormonlarda hepsinde kimya birebir bilim sağlayabildi. Simyanın da kattığı bu oldu. Yani birçok alandan yararlanabildi. Simyanın bir teorisi olmadığı için, teorik temelleri olmadığı için bilim olarak saymadık. Keşfedilen maddeler bugün kimya olarak kaldı. Yani biz kimyacılar olarak kullanıyoruz. Aslında bir geçiş dönemi oldu. Simyadan kimyaya. İşte ismi de buradan geldi. Bir de bu dönemde bunları yaparken bazı laboratuvar araçlarını buldular. Hemen şöyle göstereyim. Peki bunlar nelerdi? Bunlar mesela fırın, imbik, ondan sonra saklama kapları, deney tüpleri, bugün kullandığımız beher glasslar. Bunlar hepsi simyacılar zamanından kalmaydılar. Peki bu sorularda nasıl gelir? Hemen bir bakalım. Şurada bir örnek sorumuz var. Diyoruz ki eski çağ insanları verilenlerden hangisini kullanmışlardır? Boyar maddeleri evet kullandılar. Hayvan, deri ve kürkleri kullandılar. Çeşitli tuzları kullandılar. Cevap ne olur o zaman? Hepsi. Bir başka soru tipi de uğraş alanları ile ilgiliydi. Simyacıların bazı arayışları verilmiş. Buna göre bunlardan hangisi günümüz kimyasının uğraş alanları arasında yer almaz? Bakalım
Metalleri saplaştırma, bitkilerden ilaç yapma, bunlar hepsi simyacılara ait. Felsefe taşını bulma, evet bu bir simyacıdır, bu bir kimyanın işi değildir. Kimya bugün felsefe taşını aramıyor. Cevap ne olur? Üçüncü, yani C seçeneği. Bir de bazı yöntemler kullandılar. Yani bu deneyleri yaparken, bulmaya çalışırken. Ne yaptılar mesela? Yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılamak için hayvanları kesiyordular ve bunları pişiriyordular. O zaman pişirme yöntemini diyebiliriz. Kavurma yöntemini kullandılar. En basit örnek, sülfürik asidi oluşturmak için, asetik asidi oluşturmak için ya da hidroklorik asit gibi güçlü asitlerimizi oluşturmak için damıtma yöntemini kullandılar. Hastalıkları tedavi ediyor dedik. Peki bu hastalık tedavisinde neleri kullandılar? Özütleme. En basit örnek, İbn Sina aslında bir tıpçıydı gençler. Ama ne yaptı? Nane ve limonun boğaz ağrısına iyi geldiğini söyledi. Nanenin ve limonun özünü kaynar suyla, yani kaynatma yöntemiyle özlerine ayırıp o suyu içerek boğaz ağrısının geçtiğini söyledi. O zaman bu bir özütleme yöntemi oluyor. Aynı şekilde yumuşatma nasıl? Derileri kıyafet olarak giyiyoruz bugün, değil mi? İşte bu derilerin bir nevi bu şekilde yumuşak kalması bu yöntemleydi. Kristallendirme bugün günlük hayatta kullandığımız tuz en büyük örneğidir. Süzme yöntemi kullandılar. Katıyla sıvıyı birbirinden ayırabilmek için. Bunlar hepsi simyacıların kullandığı yöntemlerdendir. Peki biz dedik ki simya bilim değildir. Teorik temelleri yoktur dedik. Peki simyacılar kimdiler, neydiler ve ne yapmaya çalıştılar? Bugün bize katkıları nasıl oldu? İlk simyacımız Empedokles'tir. Empedokles ne yapıyordu? Diyordu ki 4 temel element kuramı vardır. 4 temel element dediği şey hava, ateş, su ve toprak. Doğadaki her şeyin ateş, hava, su ve topraktan olduğunu iddia etti. Bugün bu masa hava, su, toprak, ateş sayesinde. İşte bugün tahtası, evleri, her şeyin bunlardan olduğunu iddia etti. Tabii ki öyle bir şey yok. Çünkü bizim tam 118 tane temel elementimiz var. Ve biz bu temel elementlerden oluştuğunu söylüyoruz. Bu teoriyi sorularda sık sık gelir. İlk ortaya atan kimdir derse eğer Empedokles diyeceksiniz. Geliyoruz ikinci bir simyacımız, yani Demokritos'a. Peki Demokritos ne yaptı? Demokritos da bir Yunan filozofumuzdur gençler. Bu Yunan filozofumuz dedi ki sen dedi yanlışsın. Çünkü dedi maddeler atom denilen çok küçük ve bölünemez parçacıklardan oluşur. Katıları oluşturan atomlar, ondan sonra birbirine tutunuyor. Sıvıları oluşturan atomlar ise hafif bir birbirinden ayrı oluyor ve hafif bir akışkanlık özelliği veriyor. Pürüzsüz olduğu bir durumdan bahsediyor. Ama tabii ki kısmen de yaklaştı, yani doğru. Bizim bugün atom teorimiz var ama bunu geliştiremedi. Geliştiremediği için de simyacı olarak kaldı. Aristo bunun üzerine diyor ki, evet diyor, 4 temel elementimiz var bizim. Ama diyor bu 4 temel elementin de ikişer tane özelliği var. Peki bu özellikleri nelerdi? Ateş, su, toprak ve havaydı 4 temel element. Bunların ikişer olan özelliğini dedi ki sıcak ve kuru, soğuk ve ıslak olarak değerlendiriyor. Hemen şöyle bir çizelim. Bakın sıcak, kuru, soğuk ve ıslak. Şimdi bu sıcak, kuru ve soğuk, ıslak özelliği nasıl oluyor? Diyor ki 4 temel elementimiz ateş, su, toprak ve havadır. Bu ateş, su, toprak ve havanın ateş ve toprağın ortak özelliğini kuru olarak adlandırıyor. Toprak ve suyun ortak özelliğini soğuk olarak adlandırıyor. Su ve havanın ıslak olduğunu söylüyor. Hava ve ateşin de sıcak. Bunun üzerine ne oluyor? Her elementi kendine ait ikişer özelliği çıkıyor. Nasıl, hemen bir ona da bakalım. Şimdi görüyorsunuz ki ateş var burada. Hemen şöyle gösterelim. Ateş var. Ateşin sıcak ve kuru özelliği var. Toprağın soğuk ve kuru özelliği var. Suyun ise soğuk ve ıslak bir özelliği olduğunu,
havamızın ıslak ve sıcak özellikte olduğunu söylüyor. Aslında kısmen doğru, mantıklı ama yanlış olan şu 4 temel element değil, 118 tane temel elementimiz var. Bu yüzden teorisi yok sayılıyor. Gelelim peki başka bir simyacımıza. Peki bizim bu simyacımız ne yaptı? Hemen bir bakalım. İbn-i Sina. Dedik ki İbn-i Sina aslında bir tıpçıydı. Ama daha sonra bitkilerin de sağlığa iyi geldiğini düşünüyor. Ve kitabı El Şifa kitabını yazıyor. En büyük eseri budur. Bu kitapta neler vardır? Güzel bir adım ortaya atıyor. Kimyaya girişte birazcık da neden oluyor. Diyor ki metallerin başka metallere dönüşmeyeceğini söylüyor. Yani felsefe taşı olayı aslında ortada kalkıyor. Bir diğer ise sınıflandırmayı yapıyor. Bize en büyük katkısı budur. Gelelim bizim başka bir simyacımız. Güzel. Cabir bin Hayyan. Biz Cabir bin Hayyan'a kimyanın babası diyoruz. Neden? Cabir bin Hayyan bugün kullandığımız deneyler, araç gereçleri ilk benzer örneklerini yapıyor. Yani bu durumda ne yapmış oluyor? İlk laboratuvarı kuruyor. Peki ilk laboratuvarı kurduğu zaman tabii ki onun da amacı ölümsüzlük iksirini bulmaktı. Ölümsüzlük iksirini bulabilmek adına bazı asitleri keşfediyor. Bu neydi? Mesela bizim için önemli olan bir asit. Sülfürik asit. Biraz kalın oldu, onu bir inceltelim. Sülfürik asit. Yaygın adıyla zaçyum. Diğer bir asitimiz nitrik asit, yaygın adıyla kezab. Diğer bir asitimiz ise hidroklorik asit, yaygın adıyla da tuz ruhu. Bizim için önemli asitlerdir. Peki Cabir bin Hayyan ile ilgili sorular ne gelir? İlk laboratuvarı kurmuş dedik. Kimyanın babası olarak bilinir dedik. Önemli asitleri bulmuş dedik. Ve laboratuvardaki ilk araç gereç örneklerini Cabir bin Hayyan yapmış dedik. Gelelim ikinci bir simyacımıza, Ebu Bekir Errazi. Ebu Bekir Errazi ne yapıyor? O da formik asidi keşfediyor. Karıncaları damıtarak formik asidi elde ediyor. Peki karınca damıtma yöntemini nasıl yapıyor? Hemen birlikte bir bakalım. Şimdi bizim şöyle bir, hemen inceltelim bunu. Şimdi bizim şöyle bir behar glass dediğimiz bizim bazı kimyasal maddelerimiz var. Şuna şöyle bir boru bağlıyor. Tamam mı? Şöyle şu borunun da ucu şöyle gitsin. Ucu sivri bir borudur. Şöyle altına da bir kap bırakıyor. Şu borunun orta kısmında bir kalın yerde geçiyor. Tabii şunu böyle birazcık daha kalın düşünün. Şu uç kısımdan, şu kısımdan yani gençler, bir hortum, şu kısımdan da bir hortum çıkıyor. Buraya karıncaları diziyor. Tabii böyle. Ve şu kısmına da bir miktar alkol bırakıyor gençler. Şimdi bu alkol altından şöyle bir küçük ateş bırakıyor. Bu ateşten gençler kaynamaya başlıyor alkol ve buharlaşıyor. Biliyorsunuz ki alkol uçucu bir özelliğe sahiptir. Uçucu bir özelliğe sahip olduğu için de alkol buradan kaynıyor. Buradan da bu hortum çeşmeden soğuk su gelişini, bu hortum ise içerideki sıcak suyun çıkmasına neden oluyor. Yani içerideki o soğuk su dengesi hep kalıyor. Burada karıncalar o alkolün etkisiyle direkt formik asidini bırakıyor. Yani damatıyor. Şuradan alkol damla damla dökülüyor formik asitle birlikte. Tamam mı? Ve şurada bir miktar, biliyorsunuz ki yağ gibi düşünün. Karınca yağıdır aslında formik asit. Alkol altta kalıyor. Üst kısmına da yağ kalıyor. Ve sonra süzme yöntemi ile damıtma yöntemi de yapabilirsiniz. Süzme yöntemi ile yağ ve formik asidi, yani alkolü ve formik asidi birbirinden ayırıyor. Gençler, yöntemi böyledir. Bu maliyetleri kullanımının sebebi Cabir bin Hayyan'dır. Bunları ilk ortaya Cabir bin Hayyan atıyor ve o buluyor.
Ama formik asidi de bu yöntemle elde eden Ebu Bekir en razı oluyor. En büyük katkısı kimyaya. Bugün bile pandemi sürecindeyiz biliyorsunuz. Ve görünmeyen bütün temizlik malzemelerinde hepsinde alkol kullanıyoruz. Sabunda, dezenfektanlarda. Alkolün antiseptik özelliğini ilk olduğunu Ebu Bekir en razı ortaya atıyor. Bu süreçte de ona buradan teşekkür edelim. Bunun dışında bir de bazı laboratuvar aletlerini geliştiriyor. Ne gibi? Fırın gibi, kroze gibi laboratuvar gereçlerini geliştirmiş. Diğer bir simyacımız ise Antonio Lavoisier'dir. Antonio ne yapıyor? Bir kalay elementini eline alıyor ve bu kalay elementini bir miktar cam kapla birlikte tartıyor. Örnek veriyorum mesela şöyle bir X elementi olsun. En basit yöntemini söylüyorum. Şöyle bir X düşünün. Bir Y düşünün. Oluşan bileşik X, Y bileşiği olsun. Diyor ki bu X bileşiği ve Y bileşiğimi alıyor. X, Y bileşiği ile birlikte tartıyor. Bakıyor ki şurada kullandığı işte malzemeler şöyle bir değil, şöyle biraz daha aşağı yazayım. Bu 20 gram olsun. Şurası da 16 gram. Tartıyor, bakıyor ki şurada toplam kullandığı madde sayısı 36. Sonra bunları bir tepkimeye bırakıyor. Kalayın rengi demir gibidir. Grimsi renktedir, füme gibi. Ondan sonra beyaz renge dönüştüğünü görüyor. Ha diyor tamam diyor, kalay bir tepkimeye girmiş. Tartıyor tekrar. Bakıyor ki hayır diyor, kalay elementini 36 gram kullanmış. Yine 36 gram olarak ortaya çıkıyor. Şöyle de hemen belirtelim. Sonra bunu azaltıyor, çoğaltıyor. İşte 48 gram toplam kullanıyor. Bakıyor yine 48 gram. 50 grama çıkarıyor yine 50 gram. 20 grama düşürüyor yine 20 gram. Gençler buradan da anlaşılacağı gibi diyor ki bir madde ne kadar tepkimeye girerse girsin kütlesi her zaman korunur. Kütlenin korunumu yasası da buradan geliyor işte gençler. Şurada kullandığın toplam 36 gram benim ürünler kısmımda da toplam 36 gram olacak. Tamam mı? Bir de gençler güzel büyük bir katkısı oluyor. İlk yanıcı madde, yakıcı madde özelliklerini buluyor. Havada oksijeni keşfediyor. Çünkü Demokritüs demişti ya, küçük parçacıklar var havada. Bakıyor, havada hidrojen, oksijen gibi bazı maddeler var. Bu oksijen maddelerini ve havadaki bu azotla hepsini ayırıyor ve oksijenin yanıcı özellikte olduğunu söylüyor. Bakıyor ki yanmaya nedendir. Yani yanıcı değil aslında, yakıcı bir özellikte olduğunu söylüyor ve yanmaya neden olduğunu söylüyor. Güzel bir katkısı da bu oluyor. Peki simyadan kimyaya geçişler sırasında bizim için önemli olan nelerdir? Bir diğer maddemiz, yani bir diğer simyacımız Robert Boyle'dir gençler. Robert Boyle'nin simyaya en güzel katkısı ne oldu? Şöyle bir geri sayfayı alalım. En ünlü kitabı gençler Kuşkucu Kimyager. Çünkü niye? Kendisi de öyleydi. Ne yaptı? Bugün en büyük katkısı olan ilk element tanımını bize o yaptı. Dedi ki bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit maddelere ayrışmayan maddelere, saf maddelere bir element diyoruz. Yani şöyle düşünün. Elimde oksijen var değil mi? Ben oksijeni parçaladığım zaman küçük parçacıklar halinde hidrojen elde edebilir miyim? Edemem. Ne olur en fazla? Oksijenden yine oksijen elde edebilirim. Tamam mı? O yüzden gençler diyor ki elementler elementtir. Diğer bir özellik gazın basıncı ve hacmi ile ilgili ters orantı olduğunu yine bize ortaya Boyle yasasıyla ilk Robert Boyle atıyor. Peki bununla ilgili soru tipleri nasıl gelir? Evet, bol bol soru tipi gelir. Hemen bir örnek soru çözelim. Robert Boyle'ye göre hiçbir yöntemle şu soruda kendinden daha basit maddelere ayrışmayan saf maddelere element denir. Diğer bir bilim, Robert Boyle'nin Kuşkucu Kimyager adlı bir eseri bulunmaktadır.
Diğer bir madde diyor ki Ebu Bekir Errazi karıncaları damıtarak formik asit elde etmiştir. Diğer bir maddemiz de Antonio'nun kimyanın babası olarak bilinir demiştir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan kısımlara aşağıdaki kelimelerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açıkta kalır demiş. Altı çizgi kelimelere bakalım. Element. Benim element tanımımı ilk kim yapmıştı? Hatırlayalım. Robert Boyle. O zaman seçeneklerdeki Robert Boyle'yi siliyorum. Diyor ki Robert Boyle'nin Kuşkucu Kimyager adlı bir eseri bulunmaktadır. Bu da doğru. O zaman ne yapıyoruz? Siliyoruz. Ve buraya da element tanımını bırakmış. Ebu Bekir Errazi karıncaları damıtarak formik asit elde etmiştir. Formik asit de siliyorum. Bir diğer sorumuz da modern kimyanın babası olarak bilinir. Modern kimyanın babası olarak Antonio Lavoisier bilinir. Ama kimyanın babası olarak gençler unutmayalım Cabir bin Hayyan bilinir. Tamam mı? Bir diğer örnek soru tiplerinden bazıları hemen şurada da bakalım. Diyor ki aşağıdaki simya dönemi ile ilgili bazı açıklamalar doğru ya da yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre işaretlemelerden hangisinde hata yapılmıştır? Deneme yanılma yöntemi kullanılmıştır. Evet, simyacılar yanılma yöntemini kullanmış. Bu ifade doğru bir ifade. Sistematik bilgi birikimi içerir. Yanlış. Çünkü niye? Simya sistematik bilgi birikimi içermez. Ateş, su, hava, toprak şeklinde element sınıflandırılması yapılmıştır. Hatırlayalım. Teoriyi ilk ortaya atan Empedokles'ti. Daha sonra bunu geliştiren de Aristo'ydu. Bu ifade aslında doğru bir ifadedir ama yanlış olarak göstermiş. Buradaki işaretlemelerde bir hata yapılmıştır. Bu tip sorular çok gelir, bilginiz olsun. Sizler de bu yayından, örnekten çözebilirsiniz. Gelelim ikinci bir konumuza. Kimyanın alt dalları. Kimya ne işe yarar? Kimya disiplinleri nelerdir? Kimyanın alt dalları nelerdir? Kimya ne işimize yarar? Bugün maddenin yapısını, özelliğini, dönüşümünü, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyebiliyorsak eğer bu kimya sayesindedir. Kimyanın benim hayatıma peki katkısı nedir? En basit örnek bugün tahlilleri yaparken kimyadan yararlanırız. Bugün yiyecek içeceklerde kimyadan yararlanırız. Bugün aşılarda bile biz kimyadan yararlanırız. Bana bugün en büyük katkısı budur. Hayatımızın her alanında sonu olmayan bir araştırma alanı bulunan kimyanın uğraş alanları nelerdir? Ve kimyasal maddelere neler örnek verilebilir? Temizlik maddeleri, sabun, deterjan, çamaşır suyu hepsi kimyanın alanıdır. Yapılan yaygın malzemeler bunlar nedir? Kireç, çimento, cam, boya gibi maddeler hepsi kimyanın uğraş alanıdır. Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olaylar ne dedik? Fotosentez, solunum, sindirim, aşı bunlar hepsi kimyanın alanlarıdır. Biz kimyayı başlıca bazı başlıklarda birleştiriyoruz. Bizim aslında eskiden yani 2012'ye kadar, 2014'e kadar da toplamda 6 tane kimyanın alt dalımız vardı. Ta ki polimer kimya hayatımıza sonradan girdi. Şimdi onu da göreceğiz zaten. İlk kimya disiplinimizdeki alanımız analitik kimyadır. Hemen şöyle bir yakınlaştıralım. Analitik kimya. Peki analitik kimyanın benim hayatımdaki katkısı nedir? Analitik kimya belirli bir maddenin kimyasal bileşimine yani hem nitel hem de nicel gözlem olarak inceleyen bilim dalıdır. Şimdi gençler burada biraz kafanız karışabilir. Niye? Hemen bir görelim. Şimdi nicel gözlem nedir? Hemen bir yazalım. Nicel gözlem, bir de nitel gözlem. Aklımızda bu nasıl kalacak? Gençler nicel gözlem dediğim şey benim ölçülü gözlemimdir. Tamam mı? Ölçü.
bakalım. Ölçülü. Nitel gözlem ise göz kararı. Göz kararı yaptığım gözlem. Hocam ben bunu nasıl anlayacağım? Hemen ona da yardımcı olayım. Bugün suyun, bir şişedeki suyu düşünün. Bu suyun kirli olduğunu gözümüzle görebiliyorsak eğer nitel bir gözlem yapıyoruz. Ama desem ki bu suyun kirlilik oranı %98'dir. O zaman da ben nicel gözlem yapmış oluyorum. Tamam mı? Komple hem nicel hem nitel gözlemi toplamına ise analitik kimya diyoruz. Yani bunun hepsini analitik kimya yapıyor. Bugün günlük hayatta bile aslında o kadar analitik kimyacılık yapabiliyoruz ki bugün yemek yediğimiz zaman yemeğin tuzunun az olduğunu ya da yağının fazla olduğunu, acısının fazla olduğunu bunların hepsini nitel gözlemle yapıyoruz. Ama desem ki yemekte bir kaşık pul biber var. İşte bu da ölçülü bir gözlemdir. Komple yaptığımız bu gözlem analitik kimyadır. Günlük hayatta kirlilik oranını belirlemede, kalite kontrollerinde, gıdalardaki zehirli, zararlı maddeleri bulmada biz analitik kimyadan yararlanıyoruz. Peki geldik biyokimyaya. Biyokimya nedir? Adından da anlayacağımız gibi canlı yapısı ile ilgili olan bütün kimyasal maddeleri ve kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Ne gibi? Mesela bugün kanda bazı hastalıkları bulmamız gibi. Kan tahlili. Ya da idrarimizde bazı hastalıkları buluyoruz. Böbrek hastalıklarının mesela idrar yoluyla çıkması. Bunlar hepsi idrar tahlillerinde hamilelik testlerinin mesela olması. Bunlar hepsi biyokimyacılar sayesinde oluyor. Diğer vücudumuzdaki metabolik olaylar işte ciğerimizdeki gibi ya da ne bileyim fotosentez gibi, sindirim gibi, bağırsaktaki herhangi bir problemdeki gibi bunlar hepsi biyokimyanın alt dalıdır. Peki organik kimya nedir? Biz organik kimya deyince aklımıza ilk karbon gelir. İkinci bir adı da karbon kimyasıdır. O zaman şöyle bir tanım yapabilir miyim? İçinde karbon olan bütün maddeleri ne işler? Organik kimya işler. Ne gibi? İlaç gibi. Doğal yöntemlerle. Fosil yakıtlar gibi. Bunlar hepsi organik kimyanın uğraş alanıdır. Gelelim diğer bir bilim dalımıza. Diğer bir kimyanın alt disiplini nedir? Ona bir bakalım. Ekranı da temizleyelim mi? Organik kimya. Şimdi organik kimya karbon kimyasını inceliyorsa eğer argon anorganik kimyada bunun tam tersi olacak. Yani içinde karbon olmayan bütün maddeleri, yapısını, özelliklerini inceler. İçinde karbon olmayan maddelerimiz neler? Metaller, su, asit, baz, yarı metaller, tuzlar. Bunlar hepsi anorganik kimyanın uğraş alanlarıdır. Soru tiplerini hepsini göstereceğim size. Yavaş yavaş inceleyeceğiz. Geldik fiziko-kimyaya. Fiziko-kimya dediği şey nedir peki? Kimyasal tepkimelerdeki ısıyı, işi, basıncı, enerji dönüşümlerini, sıcaklığı bunları hepsini fiziko-kimya işler. Adından da zaten aklınıza tutabilirsiniz. Fizik deyince aklımıza ne geliyor? Basınç mesela değil mi? Sıcaklık. Bunlar hepsi fiziko-kimyanın uğraş alanlarıdır. Bir kimyanın uğraş alanı daha var. Peki bunlar nelerdi? Hemen bir ona da bakalım. Endüstriyel kimya yani sanayi kimyası. Sanayi kimyası da gençler basit bir örnek verelim. Bugün mesela boyalar değil mi? Boyalar hepsi endüstridedir. Patlayıcılar, ondan sonra kimyasal gübreler, bunlar hepsi. Hatta şöyle çiftçiler bunu daha iyi bilirler aslında. Bugün bitkilerimize bile paket hazır gübreler satılıyor biliyorsunuz. Onlar organik değildir. Onlar bitkiye birebir demir vermek gibi, işte birebir bitkiye magnezyumu enjekte etmektir. Bunlar hepsi aslında kimyasal yöntemlerdir. Dedi ki polimer kimya var bir de. Polimer kimya biz çok sonradan keşfettik. Yani yaklaşık 2010'dan sonraki bir süreçte. Polimer kimyada da biz bileşiklerin yapısını ve özelliklerini inceliyoruz. Şimdi bileşikler dediğimiz şey nedir? Biliyorsunuz ki bugün hayatımızda plastikler özellikle
Normal bile şişelerde hazır olarak bile satılan sular hepsinde biz plastikleri kullanıyoruz. Bu plastiklerin vücudumuza zamanla işlediğini fark ettik ve bunun önüne geçebilmek için hanımlar daha iyi bilir. Tupper dediğimiz yöntemler var. Yani plastik içinde kullanılan kimyasal maddeleri aslında bize çok vermiyor. Bunlar hepsi polimer kimya sayesinde oluyor. Polimer kimyayı dediğim gibi sonradan keşfettiğimiz için hayatımıza sonradan giren bir kimya alanı oldu. Peki hocam bunlarla ilgili soru tipleri nasıl gelir? Hemen bakalım. Şöyle bir soru tipimiz var. Diyor ki biyokimya laboratuvarında kan tahlili veren Semih'in kan şekeri 126 miligram değeri olarak tespit edilmiştir. Buna göre bu çalışma kimyanın hangi alt dalı ile ilgilidir? Hemen bakalım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biyokimya laboratuvarda tanınıyor, çalışıyor hem de kan tahlili veriyor. Ama bunun biyokimya olması gerekmiyor mu? Hayır gençler, bunun biyokimya değil. Niye? Çünkü biz dedik ki nitel bir gözlem var değil mi burada? Nicel bir gözlem var. 126 miligram bana ölçülü bir bilgi veriyor. Ölçülü bir bilgi verdiği için nicel bir gözlem oluyor. Nicel gözlemde analitik kimyaya geliyor. Gelelim diğer bir örnek tipine. Çalışma alanları bazı bilgiler vermiş. Bunlar kimyanın hangi disiplini ile ilgilidir? Bakıyorum asit, metal, baz, yarı metal, tuz. Bunların hiçbirinde karbon yok değil mi? E ben dedim ki içinde karbon olmayan bütün maddeleri bana ne işlerdi? Anorganik kimya. Cevap ne olur? Anorganik kimya olur. Bir de şöyle bir sözel sorusu var. Kimya disiplinleri ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Bir maddenin kimyasal bileşenlerinin niteliğini ve niceliğini analitik kimya inceler. Evet, nitel ve nicel gözlem dedik ki mi aklımıza ilk ne gelecektir? Analitik kimya. O zaman dedik ki bunu analitik kimya inceler. Bu ifade ne oluyor? Doğru bir ifade. Çalışma alanları lastik, plastik, doğal ve yapay kauçuklar olan kimya disiplini. Evet. Plastik deyince aklımıza ne gelecek? Polimer kimya. Anorganik kimya genellikle karbon içermeyen, aynen öyle doğrudur bu ifadede. Canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal süreçleri biyokimya inceler. Canlı kelimesini gördük mü? Biyokimya ile birleştiriyoruz. Bu ifade de doğru oluyor. Dedik ki bir de çevreyi kirleten kimyasallar ve kirliliğin önlenmesi alanında çalışan bilim dalı. Hayır gençler, fiziko kimya değildir. Bu alanla ilgili çevre dedi mi? Çevre kimyasıdır. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Şimdi gelelim bir de bizim kimyada bilmemiz gereken bazı şeyler var. Peki bunlar nelerdir? Hemen bakalım. Kimyanın bazı yöntemleridir. Şimdi gençler kimya ile ilgili arıtım, ilaç, gübre, boya bunlar hepsi kimyayı ilgilendiriyor dedik. Bir de kimya ile ilgili bazı meslekler ve çalışma alanları var. İlk çalışma alanlarımızdan biri kimya mühendisliğidir. Aslında temelde hepsi aynı dersleri görüyor. Hepsi temelde kimya dersini görüyor. Ama kimya mühendisleri mühendislik dersini alıyor. Kimyagerler direkt kimya derslerini alıyor. Kimya öğretmenleri ise ekstra eğitim derslerini alıyor. Peki kimya mühendisinin bana yararı nedir? Bakıyorum hemen. Kimya ile ilgili buluşları üretime geçir. Mesela neydi? Bugün çok basit bir örnek. Diş macunu. Diş macunu aslında bir flor içeriyor. Ve bu floru hep kimyacılar sayesinde buluyorlar. İşte bunu çoğaltmak, bunu üretim haline getirmek kimya mühendisinin görevidir gençler. En çok bazı sorulara şöyle gösterelim hemen altını çizerek. Hangi sorulara yanıt arar diyor. Farklı endüstri dallarında üretilen kimyasalları en ekonomik şekilde nasıl üretebiliriz? Bugün diş macununu 100 lira değil de aslında 20 liraya nasıl yapabiliriz? Bunların hepsini kimya mühendisleri sayesinde yapıyoruz gençler.
Diğer bir bilim alanımız ise meteoroloji mühendisidir. Meteoroloji mühendisi metal kelimesinden aklınızda kalsın. Nedir? Metalleri, madenleri, alaşımları inceleyen bir kimyanın uğraş alanıyla ilgilenen bir meslektir. Peki meteoroloji mühendisleri en çok nerede görev alır? Demir çelik fabrikalarında, alüminyum döküm fabrikalarında, cam, seramik, plastik, üretim sektörlerinde meteoroloji mühendisi olarak çalışabilirsiniz. Geleceğin mesleğidir gençler. Çünkü insanlık geliştikçe kullandığımız araç gereç sayıları arttı. Biz araç gereçleri daha süslü ve daha lüks bir hayatta daha kolaylaştırabilecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden meteoroloji bizim aslında ileriki bir mesleğimizdir. Eğer aranızda düşünen varsa güzel bir tercih olur. Diğer bir alanımız kimyagerlerdir. Bugün hayatımızı birçok alanda kimyagerlere borçluyuz. Neden? İlaçlarımız, en ufak bir rahatsızlığımızda bize verilen ilaçlar, gıda, kozmetik, petrol, kıyafetlerimizin renk renk olmasının sebebi, çeşit çeşit rujları, ojeleri veya daha farklı parfümleri, bunların hepsini biz kimyagerler sayesinde yapabiliyoruz. Bugün aşı çalışmaları bile hepsi kimyagerler sayesinde oluyor gençler. Peki gelelim diğer bir mesleğimiz kimya öğretmenliği. Kimya öğretmeni nedir? Öğretmenlik biliyorsunuz ki bir meslektir. Kimya öğretmeni de bunun mesleğidir. Size bunları aktaran kişi de kimya öğretmeni oluyor. Peki hocam soru tipleri nasıl gelir? Biz bunu nasıl ayıracağız? Nasıl bileceğiz? Hemen bir örnek soru çözelim. Yukarıda kıvanç, güneş ve buğranın kimya çalışmalarında bazı kelimeleri ve kimya çalışma alanları verilmiştir. Buna göre diyor üniversitenin aynı bölümünden mezun olan bu üç kişi hangi mesleğe sahiptirler? Kıvanç diyor ki laboratuvarda yeni sentezlenecek bir molekülün kimyasal yapısını incelemekteyim. Güneş de diyor ki gıda maddesindeki katkı maddelerini analiz etmekteyim. Buğra da diyor ki kozmetik bir ürünün kimyasal maddelerinin neler olduğunu tayin etmekteyim. Gençler dikkat edin. Üçü de nerede çalışıyor? Bir laboratuvarda çalışıyor değil mi? Üçü de bir laboratuvarda çalışıyor ve üçü de farklı farklı şeyleri inceliyor. O zaman bu ne olur? Kimyagerliğin mesleği olur. Üçü de aslında kimyagermiş. Anlaşılmayan bir yer var mı? Varsa siz videoyu tekrar başa sarıp izleyebilirsiniz. Başka soru tiplerine de bakalım hemen. Şöyle bir soru tipi var. Bu soru da güzel bir sorudur gençler. Eldiven yapımında kullanılan lateks maddesinin eldesi. Önce bir sınıf soruya bakalım. Yukarıdaki çalışmalar aşağıda verilen ilgili kimya disiplinleriyle eşleştirilirse hangi disiplin açıkta kalır? Hemen birlikte çözelim. Eldiven yapımında kullanılan lateks maddesinin eldesi. Lateks maddesi bir polimer kimyadır. Hemen seçeneklerde polimer kimyayı siliyorum. 200 mililitrelik kutu meyve suyundaki C vitamini miktarının belirlenmesi. Ne yaptı? Bakın bir madde bana bir miktar söyledi. Net bir sayı söyledi. Bana net bir sayı söylüyorsan nicel bir gözlem vardır ortada. Nicel bir gözlem varsa aklımıza ilk analitik kimya gelecek. Bor cevheri içindeki bor minerallerinin endüstriyel açıdan kullanılabilir hale getirilmesi. Ne diyoruz gençler? Burada bir sanayi var değil mi? O zaman cevap sanayi kimyası olur. Tepkime hızını ölçebilecek hız. Hız deyince aklımda ne gelecekti? Fizik gelecekti. O zaman benim açıkta kalan ne olur? Biyokimya. Sizler de internetten bu konuyla alakalı ya da örnek kitaplarınızdan bu konuyla alakalı sorular çözebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bu konuyla ilgili sizler de sorularınızı çözün. Hepinize bir sonraki derste kadar sağlıklı günler diliyorum.